takip ediyoruz. Peki günün geri kalan kısmında bizi neler bekliyor? Hemen değerlendirmelere geçelim. ALB menkul değerlere dönüyoruz. Eda Önder karşımızda. Eda Hanım merhabalar, iyi haftalar. Merhabalar İnce Hanım, iyi haftalar. Şimdi bu hafta bizim için en kritik gündem başlığı Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. 17 Temmuz tarihinde PPK toplanacak. Bunun dışında bugün ve yarın hazine toplam 5 ihaleyle borçlanacak. Onun dışında biraz daha küresel piyasaları izleyeceğimiz bir hafta bekliyor. Ama BIST 100 endeksinde de 80.000-80.500 hedeflerine yeniden bir yakınlaşma izliyoruz. Bu hafta bu seviyeler aşılır mı, görülür mü, ne beklersiniz? Bugün gün içine baktığımızda aslında biraz daha sakin bir gün geçirmeyi beklemekle birlikte haftanın geneline baktığımızda çok yoğun bir hafta bizi bekliyor. Sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz üzere biz cari açık verimizi geride bıraktık. Artık şu an yurt içinde en önemlisi Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz oranı kararımız var. Dolayısıyla şu an faiz oranı kararıyla birlikte işsizlik oranımız da var. Ayrıca yurt dışına bakacak olursak tekrar FED Başkanı Janet Yellen konuşacak yarından itibaren Senato önünde. Dolayısıyla 22 Mayıs'a benzer şeyler bir manzarayla karşı karşıya olacak mıyız? Akıllara bu soru geliyor. Açıkçası yarın bu akşam saatlerinde Draghi konuşacak. Geçtiğimiz hafta Draghi'nin konuşmalarında faiz oranı kararına ilişkin herhangi bir politikayla, herhangi bir sinyale karşılaşmadık. Finansal istikrarın biraz tehdit altında olduğunu, değişken şartlar nedeniyle olduğunu söylemişti. Dolayısıyla bu hafta açıkçası hareketli bir hafta olacak. Ancak bugünü sakin geçirebiliriz diye düşünüyorum. Gün içerisinde sadece Euro bölgesinden gelecek olan sanayi üretimimiz var. Bununla birlikte endekse teknik seviyelere bakacak olursak olumlu seyir devam edebileceğini söylemek mümkün. Ancak alım denemelerinin sınırlı olacağını da söyleyebiliriz. Endeksin şu an 79.500 seviyesinin üzerinde tutulması önemli. 79.500 seviyesinin üzerinde tutulması durumunda 80.000 seviyelerini görmemiz mümkün. 79.500 seviyesinin aşağısında 79.000 seviyesi karşımıza çıkıyor. Ancak 79.000 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda da satış baskısıyla karşılaşabileceğimizi söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Para piyasalarına da bakalım. Dolar TL'de 2.12 ile mücadele devam ediyor. Bu seviye altında tutunma çabası sürüyor. 2.11.80 seviyesini görüyoruz ama 2.11.70'lerin altında da yine tepkinin geldiğini yukarı yönlü görebiliyoruz. Burada TL lehine hareketler haftanın geri kalan kısmında devam edebilir mi? Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi kuru nasıl etkiler? Bizim Merkez Bankası'ndan çıkacak olan faiz oranlı kararımız ve Janet Yellen'ın konuşmasıyla birlikte ciddi anlamda dolar TL bugün hareketli bir hafta geçirecek diye düşünüyorum. Teknik seviyelere bakacak olursak da bugün sadece gün içerisinde söyleyebilecek olursak 2.11.75 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Şu anda da hareketini 2.11.75 seviyesinden destek alarak hareket ettiğini de görüyoruz. 2.11.75 seviyesinin yukarısında 2.12.30 önemli bir direnç. 2.12.30'un yukarı yönlü kırılması durumunda 2.13 seviyelerini görebiliriz. Ancak 2.11.75 seviye destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda da geçtiğimiz hafta görmüş olduğumuz 2.11.40'ları görmemiz sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Son olarak pariteye bakalım. Fed Başkanı Yellen'ın konuşacağı bir hafta dedik, önemli bir nokta. Öncesinde 1.36 sınırında seyreden bir parite var. Orada önemli seviyeler neler? Bugün Euro bölgesinde sanayi üretimi verilerimiz var. Ciddi anlamda sanayi üretimi verilerinin paritede nasıl etkileyeceğini bizler de sizinle birlikte izliyor olacağız. Akşam saatlerinde Draghi'nin konuşması var. Janet Yellen'ın konuşmasından zaten bahsettik sizlerle birlikte. 1.36.25 seviyesi şu an paritede bizim dikkatimizi çekiyor. Çünkü şu an hareketinde 1.36.25 seviyesinin altında devam ettiğini görüyoruz. Paritenin 1.36.25 seviyesinin aşağısında kalıcılık sağlaması durumunda 1.35.75 destek seviyesini test edebilir diye düşünüyorum. 1.35.25 seviyesinin yukarısında da 1.36.50 seviyesi karşımıza çıkıyor. Eda Önder, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Piyasalarla ilgili